Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Hale. Bugün günlerden 28 Mayıs, Cuma. Hafta içi her gün olduğu gibi Nöbet Özel'le ekranlarınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bir programda YouTube ve Twitter platformları üzerinden Güney Kampüsü ve akademisyenlerin nöbet eylemini sizlere aktarıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasının üzerinden 147 gün geçti. Bugün de protestoların 145. akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eyleminin nöbetin 97. günü. Protestolar 21. haftasında hız kaybetmeden devam ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri ve etkinlik programlarını sizlere aktarıyoruz. Önceki günler hakkında detaylı bir bilgiye ulaşmak için de kayıtlı videolarımızı izleyebilirsiniz. Akademisyenlerin nöbet eylemi sürerken bir yandan gündemden satır başlarıyla kampüsteki son durumu size aktaracağız. Akademisyenler Üstün Ergüler Meydanı'nda rektörlük binasına sırt dönme eylemini gerçekleştiriyorlar şu an görüldüğü gibi. Evet, protestoların 145. günü demiştik. İsterseniz bugünün programından bahsedelim. 12.00 nöbet başlangıcı, 12.30 kayyumluk tabelasının asılması, 13.00 sevgili direnişler günü. Bu kapsamda öğrenciler Güney Kampüs Meydanı'nda etkinlikler düzenlemeyi planlıyorlar. 14.30 anılarda direniş, 17.00 zor bir iş olarak öğrencilik ve 18.00 basın açıklaması kapanış. Evet. Ardından isterseniz biraz Boğaziçi TV'den bahsedelim. Arkada rektörlük binasını görüyorsunuz. Bahar'ın gelmesiyle çalılar tarafından kapandı şu anda. Boğaziçi TV olarak 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Twitter üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam emek haftası konuşacağımız adres yayınımız olacak 9'da. Rektörün demokratik bir seçim yerine atama usulüyle belirlenmesine karşı protestolar 4 Ocak'tan bu yana aralıksız devam ediyor. Akademisyenler her gün 12.15'te başlayarak nöbet eylemlerini sürdürüyorlar. Cuma günleri ise bildiri okuyarak haftayı kapatıyorlar diyebiliriz. Evet. Güney Kampüs'te güzel bir hava var gibi gözüküyor. Boğaziçi TV olarak akademisyenlerin nöbet eylemlerini ekrana getirmek üzere çıktığımız bu yolda program yelpazemiz sonradan oldukça genişledi. Bu hafta sonu pazar günü yine büyüteç yayınımız olacak. Aynı zamanda Boğaziçi'li sanatçılarla bir müzik programımız olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz yayın duyurularını. Bugün Nöbet Özel yayınında akademisyenlerin bildiriyi okumasının ardından alandan öğrenci aileleriyle röportajımız olacak.
aynı zamanda nöbet özel programımızda kampüste yaşanan son gelişmeleri aktardığımız gündemden satır başları kısmı oluyor. Ona da akademisyenlerin nöbet eylemi bittikten sonra bağlanacağız. 12.30'da alkışla nöbet eyleminin sonlanmasını bekliyoruz. Bu sırada tekrar günün programını hatırlatmış olayım. Bu hafta kampüste Emek Haftası kutlandı ve buna dair etkinlikler, çeşitli dersler düzenlendi. Bugün de 12.30'da Kayyumluk Tabelası'nın asılmasından sonra 13.00'da Sevgili Direnişler Günü olacak. Burada öğrencilerin çeşitli etkinlikler, oyunlar oynanması planlanıyor. 14.30'da Anılarda Direniş, 17'de Zor Bir İş Olarak Öğrencilik, 18.00'da da basın açıklaması. Akademisyenler nöbet eylemini sürdürürken aynı zamanda öğrencilerin de her gün aralıksız olarak rektörlük binası önüne direniş çadırı kurduğunu da hatırlatmış olalım. Şu an arkada gözüküyor, hatta Türk bayrağının altında. Bu çadırda öğrenciler derslerini giriyor, işlerini yürütüyorlar. Ancak her gün çadır kuruluyor. Bu sırada Instagram sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Instagram, Twitter, Facebook ve Twitch, YouTube üzerinde Boğaziçi TV olarak bizi bulabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı, söylemek istediklerinizi de e-posta hesabımızdan iletebilirsiniz. Evet, akademisyenlerin nöbet eylemi alkışlarla sonlanmak üzere. İsterseniz biraz da Üstüner Güler Meydanı'ndan bahsedelim. Üstüner Güder hocamız, evet, akademisyenlerin nöbet eylemi şu an tamamlanıyor. Gördüğü gibi ne kampüs şu an arkada temel bilim binası, sol tarafta rektörlük ofisi yer alıyor. Bugün ayrıca haftalık bildirilerini okuyor akademisyenler. Az sonra da onu aktarıyor olacağız. Geniş bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Şu an aynı zamanda Boğaziçi'nde bir üniversite olarak tüm fonksiyonlarla aynı şekilde işlediğinden dönem ortasındayız.
dersler, sınavlar ve araştırmalar aynı şekilde devam ediyor. Evet, şimdi basın açıklamasına bağlanıyoruz. Nöbetimizin 98. günündeyiz. Sizlere halen basının ve mezunlarımızın alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği ve her köşesinin sivil polis ve kameralarla denetlenmeye çalışıldığı kampüsümüzden sesleniyoruz. Liyakat değil, sadakat esasına göre üniversiteyi yönetmeye çabalayanlar, üniversitemizin 50 yıllık tarihi içinde oluşmuş karar alma, şekil ve mekanizmalarını hiçe sayarak türlü usulsüzlüklere ve cambazlıklara başvuruyorlar. Bu hafta üniversitemizde herhangi bir bölüme atanabilecek liyakata sahip olmadığını bildiğimiz Melih Bulu'nun başka bir kamu üniversitesinin kadrosuna alındığını öğrendik. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan biri için başka bir üniversitede öğretim üyesi kadrosu yaratılmasının abesliği bir yana, kişiye özel oluşturulmuş bu kadronun YÖK'ün şeffaflıkla ilgili ilan ettiği prensiplere de aykırı olduğu açıktır. Temennimiz Melih Bulu'nun bundan böyle çalışmalarını kadrosuna aldığı üniversitesinde devam etmesidir. Demokratik meşruiyetten yoksun üniversite yönetimi kendisine yönelik tepki ve itirazları sindirmek ve üniversite içinde iktidarını kurabilmek için korku salmayı amaçlayan uygulamalardan medet umuyor. Bu uygulamaların son örneklerinden biri 22 Mayıs gece yarısı yaşandı. 4 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine açılan soruşturma ve gece vakti çıkartılan savcılık talimatı ile polis tarafından evlerinden alınıp ifade vermeye karakola götürüldü. Telefonla ifadeye çağrılabilecek ve çağrıldığında zaten buna icabet edeceklerken öğrencinin evlerinde bu şekilde alınmalı hukuken sorunlu ve tahammüle aykırıdır. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerin korku yoluyla sindirilmeye çalışılması, psikolojik şiddete maruz bırakılmaları kabul edilemez. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanunun 16. maddesinde özel güvenlik personelinin görev alanında vermekle mükellef olduğu hizmetler güvenlik ve koruma hizmetleriyle sınırlandırılmıştır. Hatırlatmak isteriz ki özel güvenlik görevlilerinin kolluk kuvvetlerinden talimat almak, öğrencileri fişleyerek ihbar etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Kampüsümüzü tekinsiz bir yer haline getiren, öğrenci ve akademisyenlerin güvenliklerini tehdit eden bu uygulamaları kınıyor ve son bulmalarını talep ediyoruz. Her hafta olduğu gibi üniversitemizde tüm birim, fakülte, enstitülerin müdür ve koordinatörlerinin seçimle göreve gelmesi gerektiğini tekrar ediyor. Seçilmiş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlerinin bir an önce görevlerine atanmalarını bekliyoruz. Bir kez daha atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez'in bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi'ne atanmış Selami Kur'an ve görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu'nun istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Evet, akademisyenlerimizin basın açıklamasını ekrana getirdik. Bugün gündemden satır başlarında aktaracağımız üzere Melih Bulu'ya Medeniyet Üniversitesi'nde kadro verildi. Daha önce kendisi sadece vakıf üniversitelerinde görev yaptığı için devlet memuru değildi aslında. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız.
bizimdir. Polis, defol. Üniversiteler bizimdir. Polis, defol. Üniversiteler bizimdir. Nöbet eylemini ekranlarınıza getirdik. Şimdi isterseniz gündemden satır başlarını aktaralım. Evet, Uğur bizimle gündemden satır başlarını aktarması için. Merhaba Uğur. Merhaba Hale. Bugün gündemden satır başlarını ben aktaracağım. Dilerseniz ilk satır başıyla başlayalım gündemden satır başlarına. Bugünün ilk satır başı Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilere sosyal mesafe cezası. İzmir Üniversite Dayanışması ismiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış olan rektör Melih Bulu'yu protesto etme amacıyla İzmir'de basın açıklaması yapan öğrencilerin sosyal mesafe cezası aldığı öğrenildi. Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun yaptığı habere göre İzmir'de rektör atamasına karşı sürdürülen diğer eylemlerde öğrencilere karşı bir polis müdahalesi yapılmışken 11 Ocak günü Ege Üniversitesi önünde basın açıklaması yapan 10'a yakın öğrenciye karşı herhangi bir müdahale yapılmamıştı. Herhangi bir müdahaleyle karşılaşmamış öğrenciler Bornova Belediyesi tarafından gönderilen tebligatla birlikte İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun 2020-75 sayılı kararı gerekçe gösterilerek COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlali suçunu işlediklerini öğrendiklerinde yaşadıkları şaşkınlığı Gazete Duvar'da yaptıkları röportajda dile getirdiler. Röportajda, protestoları sabote etmeye çalışıyorlar. İlk günkü Boğaziçi eylemlerinden beri kendi imkanlarımızda maske ve fiziksel mesafeye dikkat ediyoruz. Tam tersi kolluk kuvvetlerinin müdahale ve gözaltı işlemleri sırasında bunları ihlal ettiği noktalar var. Bunlara kendileri yol açıyor, ifadesini kullanan öğrenciler, Filistin eylemlerine herhangi bir müdahale yapılmadığını ve bu cezaların birer yıldırma çabası olduğunu düşündüklerini belirttiler. Evet, bugünün ikinci gündemden satır başı ise şu şekilde. Melih Bulu'ya devlet memurluğu. 2 Ocak'ta bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Medeniyet Üniversitesi'nde kadro sahibi oldu. 28 Şubat'ta açılan kadroya YÖK Akademik isimli internet sitesinin 27 Mayıs tarihli bulgularına göre Melih Bulu yerleştirildi. Melih Bulu, Medeniyet Üniversitesi'ndeki bu yeni kadrosu ile devlet memuru statüsü edinmiş oldu. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu kararları arasında rektörlük için devlet memurluğu şartı aranıyor olması, bu yeni atamanın 2 Ocak'taki atamaya geri dönük şekilde bir meşrulaştırma girişimi olarak yorumlanmasına kapı aralıyor. Medeniyet Üniversitesi'nde açılan kadro ilanındaki şartlar ile Bulu'nun uzmanlık alanları arasındaki benzerlik, ilanın açıklandığı ilk günden beri kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuştu. Belirtilen yönetim ve organizasyon alanında doçent olup, inovasyon ve rekabet alanında bilimsel çalışmalar olmak, Yükseköğretim Kurumu'nda stratejik yönetim ve oyun teorisi derslerini vermiş olmak şartları, açılan kadronun özel olarak Melih Bulu düşünülerek hazırlandığı yönündeki şüpheleri kuvvetlendiren temel sebep. Melih Bulu'nun o kadroya atanması, şüphelerin haklılığına yoruluyor. Cevabı merak edilen bir başka soru ise, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu kararları gereği, devlet memuru olmadığı için rektörlük şartlarını karşılayamayan Melih Bulu'nun, devlet memuru olmadığı 2 Ocak ile 27 Mayıs tarihleri arasında rektör imzasını kullanarak sebep olduğu durumların hukuki geçerliliğine dair. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak'tan bugüne kadar Melih Bulu gözetiminde yaşanan hukuksuzluklar Hasar Tespit Raporu isimli bir çalışma ile geçtiğimiz haftalarda kataloglanmıştı. Tespit edilen hasarlar arasında üniversiteye rektörün seçimsiz atanmasından cinsel tacizi önleme ofisinin fiilen kapatılmasına, öğrencilerin düzenlenen şafak baskınlarından kapatılan bir LGBTİ artı çalışmaları kulübüne kadar toplam 40 hak ihlali var. Evet, bir sonraki gündemimize geçelim isterseniz. Yanan ağaç evin yerine yeni kafeterya yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüs'te yer alan ve çıkan yangın sonrası yıkılan ağaç evin yerine yeni kafeterya yapımı için ihale açıldı. Kafe ve dinlenme alanı olarak hizmet veren ağaç evde, 20 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatler içerisinde çıkmış olan yangının nedeni üzerine araştırmalar sürerken, rektörlük tarafından ağaç evin yangında hasar almış olduğu aktarımı yapılmıştı. Ağaç ev 15 Mart'ta yıkıldı ve 28 Mayıs'ta yani bugün yapım çalışmaları için ihale gerçekleşecek. Evet, bugünün gündemden satır başları bu kadardı toplamda. Söz yine sende Ali. Evet, teşekkür ederim Uğur Aktarcan için. Gündemden satır başlarını dinledik. Akademisyenlerin nöbet eylemini ekrana getirdik. Ardından bildiriyi dinledik hep birlikte. Şimdi tekrar Güney Kampüs'e bağlanıyoruz. Mert bizimle olacak. Öğrenci aileleriyle röportaj gerçekleştireceğiz. Onların hazırlanmasını beklerken biz de Üstün Ergüder hocamızdan bahsedelim. Güney Kampüs'e ismini veren Üstün Ergüder 1992-2000 yılları arasında rektörlük yapmış değerli bir akademisyen aslında. 12 Eylül dönemi sonrası seçimle gelen ilk rektör olma özelliğini taşıyor. Zamanla da Güney Kampüs meydanına ismi verildi. Sohbet kısmından ilettiğiniz iyi dilekleriniz ve destekleriniz için de teşekkür ederiz. Şu an evet kayyumluk tabelası asıldı, bunu görüyoruz. Her gün kurulan direniş çadırıyla birlikte rektörlük binasının önüne üzerine kayyumluk afişi asılıyor. Daha önce güvenlik görevlileriyle bu konuda da tartışmalar çıkmıştı. Öğrencilerin kayda alındığı ve disiplin soruşturması açıldığı olmuştu bu konu üzerine. Ancak 145 gündür aynı şekilde devam ediyor eylemler. Şu an alanda arkadaşlarımız hazırlanıyorlar röportajı için. Az sonra öğrenci aileleriyle röportaja bağlanacağız. Evet, bunun ayrıca direnişte Melih Bulu aslında rektör olarak atanmasında evet, şimdi röportaja bağlanabiliriz. Arkadaşlarımız hazırmış. Figen Torul ve Alper Teki ile röportaj olacak. Evet. Evet. Merhaba Mert. Merhaba Hale, sesim geliyor mu? Evet, çok güzel. Güney Kampüs'tesiniz. Evet, Güney Kampüs'te gayet güzel bir hava. Yani 98. kez nöbet eylemlerini gerçekleştirdiler ve öğrenci ailelerinden bir grup da bugün onlarla birlikte rektörün ve eylemini yaptılar ve bugün onlarla bir röportaj yapacağız. Başlayalım o zaman röportaja. Öncelikle evet, kendinizi tanıtabilir misiniz izleyicilerimize? Ben Ayfer Tekin. Kızım burada öğrenci. Biz aileler olarak hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize hem üniversitemize destek olmak amaçlı bugün böyle bir gelmek istedik. Sonuna kadar destekliyoruz bu süreci. Teşekkür ederim. Merhaba. Figen Toğrul ben. Oğlum bu üniversitede öğrenci. Ülkenin bu zor günden yaptığı bu direnişin elbette yanındayız. Çocuklarımızın ve tüm akademisyenlerin Boğaziçi'nin tamamıyla arkasındayız. Boğaziçi Boğaziçi kalsın diye uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz kadar. Ben başlayayım Alper buna. Benim eylemler sırasında oğlum gözaltına alındı.
O geceyi mümkün değil. Ancak benim gibi yaşayanlar anlayabilir herhalde. Çünkü biz suçlularla bir arada olan insanlar değiliz. Yollarımız karakollara düşmedi, mahkemelere düşmedi. Böyle bir şeyle karşılaşmak, ben kendi adıma çok zor süreçler yaşadım. Ve o zaman şunu sordum kendi kendime. Bunu yaşayan yüzlerce çocuk gözaltına alınıyor. Ne yapıyorlar? Hiç bilmedikleri bu yolda nasıl ilerliyorlar? Diye araştırmaya başladım. İşte akademisyenler var, öğrenciler var, mezunlar var ama analar, babalar yok. Oysa burada en çok acıyı da bizler çekiyoruz. Çocuklarımız yandığı için bizim de ciğerimiz yanıyor. Bu şekilde bir araya gelmeye, yani veliler bir iki bir araya gelmeye başladık. Kulaktan kulağa duyulduk. Böylece bir güç olduk. Birbirimize destek oluyoruz. Zor anlarda birbirimize nasıl, nereye başvurulur, kim gibi kendimize aynı dayanışmayı çocuklarınıza çok sahip çıkın. İyi ki bu aile grubu değil, Güney aile grubu. Başka birkaç arkadaşı daha birlikte gözaltına alındı, Deniz'in tanıdığım. Onlara da destek verdim ve sonradan mesela bir arkadaşın annesi teşekkür etti. Siz olmasaydınız ben de gidemedim, ne yapacaktım? Herhalde bütün gün ağlayacaktım dedi. Dolayısıyla çocuklarımızın dediği gibi Figen'in de biz her zaman yanındayız. Ne kadar çocuklarınızın arkasında durun diyorlar. Biz gerçekten arkasındayız. Çocuklarımızın ve okulumuzun da arkasındayız. İnşallah hem okulumuz hem ülkemiz aydınlığa çıkacak. Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz uzaktan nasıl destek olduğunuzu, hem öğrenci aileler olarak birbirinize hem de öğrencilere nasıl destek olduğunuzu açıkladınız. Ama bugün aynı zamanda kampüse de geldiniz. Nöbet eylemine katıldınız. Bu nasıl hissettiriyor Direnç'e mobil olarak katılmış olmak? Çok çok mutluyum. Gözlerim doluyor. Ağlamaktan korkuyorum şu anda. Çok iyi ki geldim bugün. Uzaktan izliyorduk. Tabii ki yüreklerimizde hep destek oluyorduk. Şimdi Boğaziçi'yi Boğaziçi yapan pek çok faktörü var. Ama hocalar da bunlardan en önemlisi bence. Hocalar böylesine bir dayanışma içinde olduğu için, burada böyle ayakta dimdik durdukları için bu direniş bence sürüyor. Onların emekleri ödenemez gerçekten. Bu ülkenin aydınlığa kavuşmasında hepsinin yaptığı bu destekten ötürü çok borçlu hissediyoruz kendimizi. Bence tarihe isimleri yazılacak yani. Bu ülkenin aydınlık tarihine isimleri yazılacak. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz şey var mı? Ben de iyi ki geldim. Yine zaman zaman gelip destek olmak isterim. Dediği gibi Figen'in iyi ki varlar. Onlar bu süreci devam ettirdiği sürece hem öğrencilerimiz hem çocuklarımız hem akademisyenlerimiz ülkemize bir ışık tutuyorlar. Bu yol inşallah devam edecek ve biz daha aydınlık günlere gideceğiz inşallah hep birlikte. Teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. 4 Ocak'tan beri öğrenciler sizin de açıkladığınız gibi pek çok şey yaşadılar. Çeşitli baskılar oldu. Kampüste kameralar arttı, güvenlik terör diyebileceğimiz bir durum var. Baskı, polis şiddeti, tutuklamalar, gözaltılar. Aynı zamanda emniyetin öğrencilerini araması ve geçmiş olsun dedikleri etmesi gibi durumlar da yaşandı. Siz bunca baskıya rağmen gösterilen bu tavır hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklımızla oynuyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü ben oğlumun nasıl gözaltına alındığını gördüm. Yani videosunu gördüm. Hiçbir ana baba böyle bir video izlemesin. İzlediğim bu videoya rağmen, ortalıkta dolaşan bu videoya rağmen açıp geçmiş olsuna gelmek istiyoruz diyorlar. Alay ediyorlar diye düşünüyorum. Ben direkt bu süreci bu şekilde yaşamadım ama arkadaşlarımdan, hem Figen'den hem başka arkadaşlardan, yani akıl alır gibi değil.
yani bunu nasıl, ne mantıkla yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Çünkü ortada kimse bir yere gitmiyor. Çocuklar okulunda, aileler evlerinde, bir şey olduğunda gelin ifade verin denildiğinde gidiliyor, ifadeler veriliyor. Niye bu gereksiz baskı uygulanıyor, bu şiddet uygulanıyor? Herhalde bizi manevi olarak da çökertmek istiyorlar ama bizim öyle bir şeye hiç niyetimiz yok. Biz gerçekten ayaktayız, yani bunu başaramayacaklar. Şunu sorayım o zaman, bugün nöbete geldiniz, peki bundan sonra ne gibi planlarınız var, öğrenci aileleri olarak açıklamak istediğiniz kadar açıklayabilir misiniz? Biz vazgeçmiyoruz kesinlikle. Bir de daha çok bize de ulaşılabilsin, bizi bulsunlar diye sosyal medya hesapları açmaya başladık. Oradan tüm Boğaziçi'li anne babaları yanımıza dayanışmaya, direnişe bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden herhangi bir soru var mı? Tamam. Ben o zaman teşekkür ederim ve kapatmadan önce izleyicilerimize veya diğer öğrenci ailelerine söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alabiliriz. Ya bu ülkenin güzel geleceği sizin gibi güzel gençler. Sizler böyle pırıl pırıl kalıp bu iyi işler için, iyi olaylar için, bu ülkenin ve kendinizin geleceği için bu şekilde pırıl pırıl kalmaya devam ettikçe bu ülkenin korkacak hiçbir şey yok diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben de biz burada ne akademisyenler, ne öğrenciler, ne aileler hiçbir şekilde şiddet unsuru içermeden tamamen doğal hakkımız olan akademik özgürlük, okulda özgür bir şekilde okumak, ülkemizde de özgür olarak düşüncelerimizi söylemek adına geliyoruz veya çocuklarımızın arkasındayız ve akademisyenler burada. Tamamen şiddet içermeyen bir duruş bu. Ve bunu biz elimizden geldiğince devam ettireceğiz ve aileler de bize katılırsa daha çok güç birliğiyle sesimizi daha çok ulaştırırız ve ülkemize bir yol açıp bu yol inşallah devam eder sizlerle hep birlikte. Çok teşekkür ederim röportaj için. Öğrenci ailelerinden Figen Toğrul ve Ayfer Tekin ile birlikte bir röportaj gerçekleştirdik. Tekrar sen. Teşekkür ederim Mert. Güzel bir röportaj oldu açıkçası. Tekrar umutları yeşertmek adına gözaltına alınan öğrencilerin aileleri yayınımızdaydı. O gözaltı videolarından evde çocuklarını beklemekten, bu süreçten bahsettiler. Aynı zamanda diğer velilere de, diğer öğrenci ailelerine de ulaşmak için yollar arayacaklarını söylediler. Şimdi evet, bugün 28 Mayıs'ta akademisyenlerin nöbet eylemini aktardık. Gündemden satır başlarına aktardık. Aynı zamanda akademisyenlerin haftalık bildirisi okundu. Öğrenci aileleriyle röportajlar yaptık. Boğaziçi TV'de bu pazar Bir Notada Benden konseri var. Boğaziçi müzikle direniyor. Birçok grubun performanslarını göstereceği etkinliği 30 Mayıs Pazar saat 8'de Boğaziçi TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Yarın 18.30'da Cenevre'de mezunların eylemi olacak. Birleşmiş Milletler binası önünde. Aynı zamanda her hafta olduğu gibi bu pazarda Büyüteç yayınıyla pazar günü 6'da karşınızda olacağız. Yayın duyurularımızı Boğaziçi TV'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Ben Hale, Nöbet Özel'de aktaracaklarım bugünlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.